Yardımcısı Sayın Sampaio ile ardından da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Tabi Kaynaklar Bakanı Aşti Havrami ile görüştük. Cumartesi günü İstanbul'da Türkiye Körfez İşbirliği Konseyi Yüksek Düzeyli Stratejik Diyaloğu 4. Bakanlar Dışişleri Bakanları toplantısı gerçekleştirildi. Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Suudi Arabistan, Umman, Katar ve Kuveyt temsilcileriyle öğle yemeğinde bir araya geldik. Ve bölgenin ekonomik meselelerin olduğu kadar siyasi gelişmeleri de ele alma fırsatını bulduk. Bu arada Mısır'da gerçekten tüm bölgenin ve bizim umutlarımızı da artıran güzel gelişmeler yaşanıyor. Mısır'da 28 Kasım'da başlayan seçim süreci devam ediyor. 3 aşamalı halk meclisi seçimleri yapıldı. 23 Ocak'ta halk meclisi büyük bir heyecanla, büyük umutlarla açıldı. Aslında 23 Ocak'ta Mısır'da halk meclisinin açıldığı gün Mısır halkının kendi çocuklarının fotoğraflarıyla yaptığı yürüyüş her şeyi anlatmaya yetiyor. Kendi çocuklarının resimlerini taşıyan Mısırlılar, çocuklarımız diktatörlüğü görmeyecek diyerek heyecanlarını ve umutlarını ifade ettiler. Buradan bir kez daha Mısırlı kardeşlerimize Türkiye'li kardeşlerinin selamlarını iletiyor, kendilerini kutluyor, yeni sürecin Mısır ve bölge için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Değerli kardeşlerim, hafta içinde gerçekleştirdiğimiz birebir görüşmelerde ve Körfez İşbirliği Konseyi Bakanları ile yaptığımız toplantıda başta Irak ve Suriye olmak üzere bölgeye ilişkin düşüncelerimizi, tavrımızı, hassasiyetlerimizi muhataplarımıza iletme fırsatı bulduk. Şimdi burada şu hususun altını bir kez daha çizmekte fayda görüyorum. Bölgede yaşanan gelişmelerde biz bir derece ilkeli bir tutum sergiliyor, sadece hakkın, sadece hukukun, sadece halkların arzu ve taleplerinin arkasında duruyoruz. Ne bir gizli ajandayla hareket ediyoruz, ne de çıkar odaklı bir yaklaşım içindeyiz. Sünni, Şii, Nusayri, Alevi, Arap, Kürt, Ortodoks, Katolik. Etnik köken, din, mezhep ayrımı yapmıyor, politikalarımızı bu zahiri unsurlara göre asla şekillendirmiyoruz. Biz en başından itibaren şunu söylüyoruz. Bölgede bir ülkede yaşanan belirsizlik, bir ülkedeki huzursuzluk, istikrarsızlık kendi sınırlarını aşıyor ve tüm bölgeye sirayet ediyor. Filistin bizim bu tezimizin bir asırlık örneğidir. Lübnan aynı şekilde. Irak, Suriye, Afganistan aynı şekilde. Bu bölgede hiçbir sorun yerel kalmıyor. Lokal kalmıyor. Çeşitli nedenlerden dolayı tüm bölgeyi, tüm bölgenin refahını, huzurunu, istikrarını yakından ilgilendiriyor. Şu çok net olarak görülmüştür ki Filistin meselesi çözülmeden bu bölgenin kalıcı barışa ulaşma imkanı yoktur. Irak istikrara kavuşmadan, Suriye'de akan kan durmadan, Afganistan'ın, Yemen'in, Lübnan'ın, Somali'nin sorunları çözüm yoluna girmeden bu bölgenin topyekün huzura kavuşma imkanı yoktur. Bu bölgede hiçbir ülkenin sırtını diğer ülkelere dönme, o ülkelerdeki gelişmelere kayıtsız kalma lüksü de yoktur. Bakınız, Irak'taki, özellikle de Kuzey Irak'taki otorite boşluğu nedeniyle biz 30 yıl boyunca buradan yönelen terör karşısında çok ağır bedeller ödedik. Kuzey Irak'ta yerleşerek Türkiye'yi tehdit eden terör örgütünün Irak'ın iç işi olduğu söylenebilir mi? Tüm bölgede mezhep çatışmasını tetikleme ihtimali olan Sünni-Şii geriliminin Irak'ın iç meselesi olduğu düşünülebilir mi?
Türkmen kardeşlerimizin yaşadığı sıkıntıların bizim tarafımızdan dikkate alınmaması mümkün olabilir mi? Suriye'de son aylarda yaşanan olaylar nedeniyle Türkiye olarak ağır fatura ödedik ve ödemeye devam ediyoruz. Filistin-İsrail meselesinde aynı şekilde Türkiye olarak ödediğimiz bedeller var. Bu faturayı bölgede sadece biz ödemiyoruz. Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Bahreyn, İran, diğer bölge ülkeleri de az ya da çok bu meselelerin ceremesini çekiyor. İşte bizim Türkiye olarak bütün gayretimiz, tüm bölgeyi ilgilendiren, bu sorunların tüm bölgenin gayretiyle çözüme kavuşturulmasıdır. Biz bölge ülkelerindeki siyasi iktidar mücadelelerinin, siyasi çekişmelerin tarafı elbette değiliz ve olamayız. Ancak bölge halklarının hak ve hukukunun, bölgesel huzur ve istikrarın tarafıyız ve insaniyet namına sorumluluklarını da üzerimizden atamayız. Tekrar ediyorum. Etnik kökenine, dinine, mezhebine, derisinin rengine bakmaksızın biz bölgede akan kanın durmasını, ölümlerin, katliamların artık son bulmasını istiyoruz. Türkiye hiçbir mezhebin karşısında da değildir, arkasında da değildir. Türkiye mezhep ayrışması, mezhep çatışması üzerinden güç devşirmenin böyle ucuz sıraların içinde de hiç değildir. Tam tersine Türkiye 10 yıllardır, yüzyıllardır devam eden, bölge halklarına çok büyük acılar yaşatan meselelerin artık aklı selimle, sağduyuyla ele alınmasını, bir diyalog, bir istişare ortamının oluşturulmasını en güçlü savunan bir ülkedir. Hiç kimsenin iç işlerinde gözümüz yok. Bizim işimiz bize yeter. Biz hiçbir ülkenin iç işlerine karışma, iç işlerine müdahale etme niyetinde değiliz ve olmadık. İşte Irak, bütün olaylar başladığı sırada bizden Irak'a girmemizin istendiği dönemde Irak'taki kardeşlerimiz bizim Irak'a girmemizi istemedikleri için biz bütün hazırlıklarımızı yaptığımız halde girişimizi durdurduk. Çünkü bizim böyle bir derdimiz yok. Geçen söylediğim gibi istenmediğimiz yerde biz olmayız. Bazı meselelerin iç işleri olarak kalmadığını, dahili mesele olarak kalmadığını da bu ülkelerin yöneticileri, sorumluluk sahibi olan önderleri görmek zorundadırlar. Bizim iyi niyetli tavsiyelerimizi, önerilerimizi, yapıcı eleştirilerimizi iç işlerine müdahale olarak algılayanlar önce çıkıp kendi öz eleştirilerini yapsınlar. Bakın değerli kardeşlerim, Orta Doğu'nun tarihi birilerinin iddia ettiği gibi kanla yazılmamıştır. Orta Doğu'nun tarihi mürekkeple yazılmıştır. İlimle, hikmetle, sanatla, medeniyetle yazılmıştır. Bağdat, Şam, Mekke, Medine, İsfahan, Beyrut, Kahire, Diyarbakır, Konya, Bursa, İstanbul tarihi boyunca siyasi çekişmelerle değil, ortaya koydukları muhteşem eserlerle öne çıkmışlardır. Biz kalemin kılıcı kestiğine inanan bir medeniyetin sahipleriyiz. Bunu bir alıntı, bir nostalji, bir tarih güzellemesi olarak ifade etmiyorum. Dün bu böyleydi. Allah'ın izniyle bütün bu coğrafyanın gayretleriyle yarın da bu böyle olacaktır, böyle olmalıdır. Herkes, bölgedeki her ülke Türkiye'den emin olsun. Türkiye, bölgenin meseleleri için samimiyetle gayret sarf eden, bölgenin selametini de
her türlü çıkarın üzerinde gören bir ülkedir. Esasen Türkiye'yi Batı için, Avrupa için, Avrupa Birliği için değerli yapan da işte bu samimiyetidir. Bu diyalog gücüdür. Türkiye doğusunda ve güneyinde bir iktidar, bir güç mücadelesi içinde olmadığı gibi Avrupa'da da bir güç mücadelesi, bir öne çıkma mücadelesi içinde değildir. Türkiye yüzü Avrupa'ya bakan ama sırtını doğuya dönmemiş bir ülke olarak hem doğu hem de batı için bir imkandır, bir fırsattır. Biz 9 yıldır gerek doğuda gerek batıda muhataplarımıza bunu çok net olarak ifade ettik. Türkiye'nin Avrupa'ya yük olmaya değil, yük almaya aday olduğunu her fırsatta tekrarlıyoruz. Avrupa Birliği'ne adaylık konusunda, Avrupa Birliği müktesebatına uyum konusunda muhatabımızın gösterdiği gayretten kat kat fazlasını gösteriyor, düzenlemelerimizi tek tek yapıyoruz. Türkiye'nin imkanlarına, Türkiye'nin sunduğu fırsatlara rağmen, bizim tüm iyi niyetimize rağmen Avrupa'ya karşı sergilenen tutuma da bir kenara not ediyoruz. Ben bugün burada Fransa konusuna girecek değilim. O konuya bugün Fransızım. Fransa'da süreç henüz tamamlanmadı. Yasanın seyrini sabırla bekliyoruz. Bu süreçte geçtiğimiz haftada ifade ettiğim gibi Fransa yönetimine Türkiye ile kavga ediyor payesini de vermeyeceğiz. Ama bu yasanın altındaki asıl niyeti, asıl hissiyatı, asıl tehlikeyi de bütün boyutlarıyla inşallah önümüzdeki günlerde sizlerde çok ayrıntılı bir şekilde paylaşacağız. Bu arada ana muhalefet partisi CHP'ye, muhalefet partisi MHP'ye, meclis dışındaki diğer muhalefet partilerine, sivil toplum örgütlerimize, bilim adamlarımıza, medyamıza bu konuda gösterdikleri duyarlılık ve dayanışma ifadelerinden dolayı şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Aziz milletimize, 75 milyon vatandaşımıza, yani tam açık söyleyeyim, 74.724.269 bu nüfusumuza vakur duruşlarından dolayı ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Evet, şu 9 yılda nüfusumuz 9 milyon artmış. Göreve geldiğimizden bu yana. Hamdolsun. Demek ortalama her yıl 1 milyon artıyoruz. Bu hızlanarak devam edecek. 2023'te çok daha farklı bir yerde olacağız inşallah. Aynen bu tavsiyemizi bütün arkadaşlarımın her yerde söylemesi, devam ettirmesi lazım. Geçen söyledim, gene söylüyorum. Nüfusumuzun şu anda %50'si 30 yaşın altında. Bu bizim için büyük bir güç, büyük bir zenginlik. Bunu artırarak devam ettirmemiz lazım. En büyük gücümüz buradan gelecek. Hani diyorlar ya, önemli olan nitelikli bir nesil. Eyvallah. AK Parti iktidarından nitelikli nesil çıkar. Hiç merak etme. Evet. Onun için bütün tedbirlerimizi eğitimi birinci sıraya koymak suretiyle aldık, alıyoruz. Her geçen gün daha iyi olacak. Değerli milletvekili arkadaşlarım, Türkiye sadece jeopolitik konumuyla değil, ekonomisiyle de hem Avrupa hem bölge için bir imkan olduğunu son küresel ekonomik kriz sürecinde tüm boyutlarıyla ispat etti. Şu günlerde İsviçre'de küresel ekonomi ve Avrupa'nın krizi ele alınırken oradaki bakan arkadaşlarımıza Türkiye'nin farklı konumu en yetkili ağızlardan ifade edildi. Ve Türkiye ekonomik gücüyle de takdirleri üzerinde topladı. 2012'nin ekonomi boyutuyla
Avrupa'da çok zor geçeceği şimdiden görülüyor. Esasen şu anda İsviçre'de Avrupa ekonomisinin iyiye mi, kötüye mi gideceği değil, kötüye mi yoksa daha kötüye mi gideceği tartışılıyor. Nitekim Avro bölgesinde 2012 yılında eksi büyüme bekleniyor. Bu beklenti artık kabullenilmiş durumda. Elbette Avrupa'daki Avro bölgesindeki bu olumsuz sürecin Türkiye üzerinde bir miktar etkisi olacaktır. Ama bunun sınırlı kalacağı da bir gerçektir. Avro bölgesi eksi büyüme yani daralma beklerken biz bu yılda inşallah büyümeye devam edeceğiz. Devam ediyoruz. Tabii temkini de ihtiyatı da elden bırakmayacağız. Bakın şu anda Avrupa'nın en büyük sorunu bütçe açıkları. Özellikle seçime giden ülkeler böyle büyük bir küresel krize rağmen seçim uğruna tedbir almakta çekingen davranıyor. Hem kendi altlarına hem Avrupa'nın geleceğine bunlar haksızlık yapıyorlar. AK Parti hükümeti olarak biz popülizmden her zaman uzak durduk. Durmaya da devam edeceğiz. Biz seçime giderken bir seçim ekonomisi uygulamadık. Tam aksine ne gerekiyorsa onu yaptık. Biz milletimizle doğrudan iletişim kuruyoruz. Samimiyetle, muhabbetle iletişim kuruyoruz. Karşılıklı güven içinde yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. Temkini de, tedbiri de elden bırakmadan, uyum içinde, koordinasyon içinde ekonomideki bu başarıyı inşallah çok daha yukarılara taşıyacağız. Yatırımlarda durmak yok. Yatırımlar aynen devam ediyor, devam edecek. Bazıları korkuyor. Böyle kritik bir dönemde yatırımlara devam edersek ne olur? Bereket olur, başka bir şey olmaz. Devam edin. Bakın şu anda Avrupa'da 6 ülke IMF ile standby anlaşması yapmak için sırada bekliyor. Bize ne diyordu faiz lobisi? Ne diyorlardı? Aman gecikiyorsunuz, ne olur standby anlaşmasını yapın. Ne oldu? 4 yıla girdik ya, yaptık mı? Yapmadık. Herhangi bir sıkıntı var mı? Yok. Çünkü bizim böyle bir sorunumuz da yok. Tam tersine biz şu anda 10 yılların birikmiş borcunu, bize devredilmiş yükü günü gününe ödüyor ve IMF'e olan borcumuzu kapatıyoruz. MHP, DSP, ANAP hükümetinden biliyorsunuz 2002 yıl sonunda görevi devraldığımızda IMF'e olan borç 23,5 milyar dolardı. Bunu ekranları başında bizi izleyenler iyi bilsin. 23,5 milyar dolar borç devraldık. Şu anda ne kaldı? 2,9 milyar dolara kadar bu borcu çekmiş durumdayız. Onlar borçlandı, biz ödedik. Yapılan bu. Merkez Bankası rezervlerimiz şu anda altın dahil göreve geldiğimizde yani MHP, DSP, ANAP'tan devraldığımızda 27 milyar dolardı altın dahil. Şimdi 85,3 milyar dolar. Burada. Bu arada sokağın, çarşının, pazarın nabzını vermek açısından 2011'e ilişkin şu yeni verileri de sizlerle paylaşmak isterim. Gerçi bazı siyasiler bunu farklı yerlere doğru çekiyorlar. Geçen yine söyledim ama hani büyüklerimiz söyler ya et tekraru ahsen ve levkane 180 diye. Biz bunu söylemeye devam edeceğiz. 2010 yılında 52 bin yeni şirket kurulmuş, 13 bin şirket de kapanmıştı. 2011 yılında açılan şirket sayısı 54 bine ulaşırken kapanan şirket sayısı 15 bin adet oldu. Yani açılanlar yine açık ara önde, hep ilave. Otomobil satışlarında tüm zamanların rekorunu elde ettik.
2002 yılında bir yıl içinde satılan binek otomobil sayısı neydi biliyor musunuz? 91 bin adetti. Şimdi o zamanın yönetimine sesleniyorum. 91 bin adet otomobil satılıyordu. Bu nedir? Bu refah payıdır. Demek ki o dönemin refahı bu. 2010 yılında bu sayı tüm zamanların rekorunu kırarak 510 bin rakamına ulaştı. 2010'da. 91 bin lira, 510 bin lira. Bak nereden nereye geldi. 2011 yılında ise yine tüm zamanların rekor bir miktarıyla bu defa ne oldu? 594 bin otomobil satışıyla kapattık. Değerli kardeşlerim, geri mi gidiyoruz, ileri mi gidiyoruz? 91 bin, 594 bin. Yıllık buzdolabı satışında yine tüm zamanların rekoru elde edildi. 2002 yılında 1 milyon 88 bin adet buzdolabı satılmıştı. 2011'de ne oldu biliyor musunuz? İkiye katladı. 2 milyon 193 bin adet buzdolabı satıldı. Şimdi bir mevkidaşımız, siyasi olarak tabii, diyor ki bu kadar buzdolabının satışından bahsetmek anlamsız. Buzdolabının içinde ne var ondan bahsedin diyor. Ya buzdolabının içine koyacak bir şey bulamayan buzdolabını alır mı? Yani bunu da ben mi anlatayım sana? Buzdolabına ihtiyacı olmayan zaten gidip de buzdolabının süs eşyası diye almaz. Demek ki evde olanları, birçok yiyeceğini, gıdasını oraya koyacağı için bunu alıyor. Buzdolabı satış rakamlarında daha önceki rekor 2006 yılında 2 milyon 110 bin adette yine bize aitti. 2011 yılında bize ait bu rekoru bir kez daha geride bıraktık ve böylece artarak devam ediyor süreç. Çamaşır makinesi satışında aynı şekilde bir rekor var. 2002 yılında 824 bin adet çamaşır makinesi satılmıştı. 2011'de katlamanın üzerinde bir rakam. 1 milyon 949 bin adet satışla tüm zamanların rekoru kırıldı. Şimdi o siyasi genel başkana soruyorum. Çamaşır makinesinin içine koyacak ne var ki diye herhalde sormazsınız. Oraya da konulacak şeyler bellidir. Bir başka güzel gelişmeyi, bir başka rekoru turizmde gördük. 2011 yılında ülkemizi ziyaret eden turist sayısı nereye çıktı biliyor musunuz? 31 milyon 456 bin kişiye ulaştı. Bu alanda yeni bir rekor. Biz göreve geldiğimizde yani 2002'de turist sayısı 13 milyondu. Bakın 13 milyondan 31 milyona çıktık. Turizm gelirimiz 2002'de 8,5 milyar dolar. 2011 yıl sonu itibariyle hamdolsun 23 milyar dolara ulaştık. Burada da tüm zamanların rekorunu kırdık. TÜİK bugün resmi ihracat rakamlarımızı açıkladı. Daha önce Türkiye İhracatçılar Meclisi 2011 yılı ihracatımızı 134,6 milyar dolar olarak açıklamıştı. Bugün TÜİK'in açıkladığı resmi rakam ise 134,9 yani 135 milyar dolar ihracata ulaştık. O da rekor. Bu Cumhuriyet tarihinin rekoru da hamdolsun AK Parti iktidarına nasip oldu. Hayırlı olsun diyorum. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Şu anda 2008 yıl sonunda başlayan
küresel krizin kısmen tahrip ettiği tüm göstergeler normal mecrasına girmiş durumda ve dünyanın birçok ülkesinde bir geriye gidiş varken biz hamdolsun rekorlarla geleceğe doğru ilerliyoruz. Tekrar ediyorum. Temkini elden bırakmayacağız. Tedbiri elden bırakmayacağız. Şımarmayacağız. Yere sağlam basacağız. Yine çok gayret edeceğiz. Çok koşturacağız. Ülkemizin dört bir yanını inşallah aynı şekilde ayağa kaldıracağız. Yani bir tarafı ihmal et, öbür tarafı ayağa kaldır. Yok, her taraf aynı şekilde ayağa kalkacak. Küresel gelişmeleri, Avrupa'daki gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. Takip edeceğiz. Ve inşallah 2012'yi 2011'den de iyi bir sene olarak tamamlayacağız. Değerli kardeşlerim, partimizin kurulduğu andan itibaren altını kalın çizgilerle çizdiğimiz, gerek benim, gerek teşkilatımın tüm mensuplarının da her fırsatta vurguladığımız bir ilkemiz var. Siyasetin tek limanı ahlaktır. Evet. Biz bu sözü sadece vurgulamakla kalmadık. Bu sözü kalbimizden, gönlümüzden söyledik ve samimiyetle, kararlılıkla da bu sözün arkasında durduk, durmaya devam ediyoruz. Ahlaki zeminden, edepten, adaptan kopuk bir siyaset millete hizmet üretemeyeceği gibi içten içe de kendisini çürütür. Nitekim 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurduğumuzda maalesef Türkiye'deki siyaset arenası böyle bir çürümüşlüğün içindeydi. Türkiye'de en az güvenilir kurum olarak siyaset o zamanlar hatırlayın listenin başında yer alıyordu. Bütün kamuoyu araştırmalarında bu böyle gözüküyordu. Siyasetçiye güven, katsayı itibariyle söylüyorum, adeta yerlerde sürünüyordu. Biz milletin değerleriyle, ulvi değerlerle siyaset üreterek sadece milletimize hizmet etmekte kalmadık. Siyasete yönelik güven katsayısını da en üst seviyelere çıkardık. Münakaşa, polemik, atışma, muhalefet etme, eleştiri siyasetin tabiatında vardır. Bunun aksini iddia etmiyorum. Ancak yalan ve iftira siyasetin bir cüzü, bir unsuru olamaz. Hakaret bir cüzü, bir unsuru olamaz. Biz buna en başından itibaren şiddetle karşı çıktık. Ve şiddetle de karşı çıkıyoruz. Elinde belgesi olmayanların, delili olmayanların, özellikle de çok mühim meselelerde, çok kritik meselelerde ortaya bir iftira atarak zihinleri bulandırması siyaset değildir. İftira atarak, yalan söyleyerek gündemi değiştireceğini zannedenler aldanırlar. Kendilerini de aldatırlar. İftira atarak, yalan söyleyerek karşılarındakini küçülteceklerini zannedenler tam tersine kendilerini küçültürler. Bakınız geçtiğimiz hafta BDP Genel Başkanı partisinin grup toplantısında şahsımla ilgili hiçbir mesnedi dayanağı olmayan, hiçbir belgeye hatta bilgiye dayanmayan bir iddia ortaya attı. Güya Uludere'de operasyon bana sorulmuş, 50 kişilik grup var, içlerinde sivil var, ne yapalım diye sormuşlar. Ben de BDP Genel Başkanı'nın o çirkin iddiasıyla söylüyorum, neye mal olursa olsun vurun demişim. Değerli arkadaşlarım, işte bu tarz siyaset seviyesiz siyasettir, ahlaksız siyasettir. Bunlar, her zaman söylüyorum ya, beş tane koyunu ellerine ver, güdemezler, kaybedip dönerler. Veyahut da tenha bir yerde kesip kebap yapma yoluna giderler. Bunların yapacağı iş budur.
Bakın bu iddianın, bu ithamın içinde cahillik var. Tecrübesizlik var. Husumet var. Şark kurnazlığı var. Ama bunlardan çok daha vahimi bu iddianın, bu ithamın içinde maalesef siyasi ahlaksızlık var. Böyle bir hezeyanı gündeme getirmek sadece ve sadece acziyettir. Siyaset üretemeyenler, muhalefet üretemeyenler işte böyle acziyet üretir. Ürettikleri acziyetten çare umarlar ve o acziyetin altında kalırlar. Şunu BDP Genel Başkanı'na hatırlatmak isterim. Başbakan'a yönelik bu tür cahilce iddialar BDP'nin Uludere hadisesini istismar çabalarını Uludere hadisesi için yapılan basın toplantısında kahkaha atma ahlaksızlığını örtmez, örtmeye de yetmez. Bu cahilce ithamlar BDP'nin artık gizlenemez hale gelen kimlik bunalımını da saklamaya, örtmeye yetmez. Biz güvenlik güçlerimize genel çerçevede yetki veririz. Siyaset budur. Hükümet etme budur. Ve o genel çerçeve içerisinde de güvenlik güçlerimiz ama TSK ama emniyet ne yapar? O genel çerçeve içerisinde yetkisini kullanır. Gerekirse bazı konularda yine bize danışabilirler, sorabilirler. Ama tabii bunların bugüne kadar böyle bir şey yapmaları söz konusu olmadığı için, bunlara talimat dağdan geldiği için böyle yapmaları mukadder. Sürekli olarak nereye adres gösteriyorlar? İmralı. Sonra da çıkıp diyalogdan, siyasette muhatap alınmaktan bahsedeceksiniz. Biz sizi siyasette muhatap aldık. Ben de görüştüm. Yardımcılarım da görüştü. Defaatle görüştüler. Ama siz daha sormadan, İmralı'dan haber gelmeden hiçbir zaman adım atamadınız. Sizin iradeniz yok. Sizin karar verme yetkiniz yok. Ancak oralardan size müsaade gelirse siz adım atabilirsiniz. Ama biz sadece ve sadece halkımıza sorarız. Halkımızdan aldığımız yetkiyi de kullanırız. Yaptığımız gibi. Ve yine bir uluslararası toplantıdan dönerken medya mensuplarıyla uçakta yaptığımız görüşmede de söylemiştim. Biz özellikle terör örgütüyle mücadele ederiz ve siyasi temsilcileriyle de müzakere ederiz demiştim. Ben bu sözümün yine arkasındayım. Ama bu çerçeveyi iyi korumaları lazım. Söyledikleri ne? Efendim, BDP'yi kriminalize ediyor. Açık söylüyorum. Kim illegaliteye bulaşırsa, kim terör örgütüyle içli dışlı olursa, kim hak hukuk tanımazsa, yargı da gider gereğini yapar. Kimsenin hukuk karşısında imtiyazı yoktur. Kimseye de ayrıcalık yapılamaz. Bu vesileyle bir hususu da vurgulamak durumundayım. Uludere istismarı üzerinden devam eden terörle mücadeleyi akamete uğratacağını sananlar büyük bir yanılgı içindeler. Askerimizle, polisimizle, jandarmamızla, tüm istihbarat ve güvenlik birimlerimizle yürüttüğümüz başarılı mücadele kesintisiz sürecektir. Buna ara vermek yok. Terör olduğu sürece terörle mücadelede olacaktır. Kimsenin güvenlik güçlerimizin motivasyonunu kırmasına izin vermeyeceğiz. Yaşananlardan dersler çıkararak daha büyük bir azimle terörle etkin mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Bakın burada BDP'nin bu cahilce iddialarının ötesinde daha büyük bir vehamet var. Ne yazık ki CHP Genel Başkanı da BDP'nin bu ahlak dışı iddiasına, iftirasına sahip çıkmış
BDP Genel Başkanı'nın bu iddiasını tekrar etmek gibi bir hata işlemiştir. Sadece BDP değil, ana muhalefet partisi CHP tam bir aziyet içinde. CHP o kadar aziyet içinde ki en başından itibaren Uludere hadisesinde BDP'nin peşine takılıp gitmekten hiç gocunmadı, hiç yüksünmedi. Ben halk oylaması ve 12 Haziran seçimleri öncesinde CHP'nin lokomotif, BDP'nin de onun vagonu olduğunu söylemiştim. Sözümü geri alıyorum. Meğer lokomotif BDP, vagonu da CHP'ymiş. Bu tren artık nereye gider? Tabii bu konu Türkiye'de haftalarca konuşuldu, tartışıldı. Maalesef diğer muhalefet partisi MHP de bizim bu konuyu gündeme getirmemizden çok gocunuyor. Çok rahatsız oluyor. Onlara da şunu söylüyorum. Bak, biz bir zihniyet eleştirisini yapıyoruz. Ey MHP, bir zihniyet. Eğer siz insanları şu veya bu nedenle vergisini ödemedi diye, şunu ödemedi, bunu ödemedi diye katlediyorsanız, öldürüyorsanız bunun hesabını veremezsiniz. Bu dünyada da veremezsiniz, ebedi alemde de veremezsiniz. Ve bu savunulmaz. Bu savunulacak bir şey değildir. Onun için de kendilerine ben o zaman Üstad Necip Fazıl'ın Büyük Mazlumlar eserini takdim etmiştim, göstermiştim. Orada bunların hepsi yazıyor. Ve şimdi de biliyorsunuz bu konuda çok değişik rivayetler var. Ve şu anda da Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Genelkurmay kendi arşivlerinde de çalışmalarını yaptırıyor. Ve bu çalışmalarda da belgeler ortaya çıkacak. Bizimkiler açık zaten. Sayın Kılıçdaroğlu ikide bir konuşuyor. Ya görevlendir, adamın yok mu? Adamların gelsin arşivlerde çalışsınlar. Arşivler açık. Bizim arşivler bu konuda hazır. Ama kusura bakma da yani aşı yapıp da huzuruna getirecek olan da biz değiliz yani. Adamların alsın gelsinler orada çalışsınlar. Bunlar tabii hep böyle hazırcılığa alışmışlar. Ve biz esasa ilişkin bazı önemli noktaların es geçildiğini, ıskalandığını da müşahede ettik. Biz orada Dersim'de yaşanmış acı bir hadiseden ziyade az önce ifade ettiğim gibi bir zihniyete bugünlere kadar ulaşmış, bugünlere kadar başka birçok faciaya zemin hazırlamış bir anlayışa dikkat çekmiştik. Biz yaşanmış ve bitmiş bir faciadan öte hukuku çiğnemek yoluyla, siyasete müdahale yoluyla özgürlükleri kısıtlama, provokasyonlar, faili meçhuller, derin örgütlenmeler yoluyla bu ülkeye 10 yıllar boyunca yüklenmiş ağır bir yükü işaret ettik. Nitekim Dersim gündemiyle sıkışan CHP Genel Başkanı bir Dersimli olarak Sayın Kılıçdaroğlu gündemi değiştirmek adına Silivri'deki mahkemeye, hakim ve savcılara çok ağır hakaretlerde bulundu. Yargıya yönelik bu tahrik ve tahkir edici tutum maalesef sonrasında da devam etti ve ediyor. 12 Eylül 2010'da milletin kararıyla, milletin takdiriyle gerçekleşen anayasa değişikliği CHP'yi ciddi şekilde rahatsız etti. Ve CHP işte Dersim faciasına da zemin hazırlayan o eski günlerin özlemiyle son derece sorumsuzca çıkışlar yaptı, yapıyor. Hukuk ve özgürlükler konusunda uluslararası çevreleri de etkilemeye yönelik bu girişimleri yarın genişletilmiş il başkanları toplantımızda inşallah etraflıca ele alacağız. Bakın burada bir şey daha söyleyeyim. İşte buyurun. Şu anda Diyarbakır'da, Tunceli'de, hatta kışla içine varıncaya kadar aramalar yapılıyor mu? Yapılıyor. Peki iktidarımıza kadar niçin bunlar yapılamıyordu da şimdi yapılıyor? İşte bu dönemin farkıdır bu.
AK Parti bir farkın partisidir. Özelliğimiz bu. CHP'nin nasıl bir yargı istediğini, nasıl bir sistemi özlediğini, özgürlüklerden bugüne kadar ne anladığını belgeleriyle koyacağız. Sayın Kılıçdaroğlu bir fezlekeden yola çıkıp yargı bağımsızlığı ve ifade özgürlüğü noktasında gerek hükümete gerek yargı mensuplarına çok ağır ithamlarda bulundu ve bulunmaya devam ediyor. Biz kendisine sadece daha önce hazırlanmış 13 fezlekeyi değil, CHP'nin bu ülkeye, bu millete yaşattığı hukuk facialarını hatırlatacak, bu faciaları yaşatan zihniyetin de 12 Eylül 2010 halk oylamasıyla nasıl bir kırılma yaşadığını milletimize izah edeceğiz. Değerli milletvekili arkadaşlarım, dün Bakanlar Kurulu'nda aldığımız iki önemli kararı da burada sizlere aktarmak istiyorum. Gerçi hükümet sözcümüz bunları ifade etti ama ben de tekrar etmek istiyorum. Bildiğiniz gibi 6 Temmuz 2009'dan itibaren Milli Savunma Bakanlığı bilgi sistemini devreye aldık ve böylece askerlik işlemlerinin kayıtlı olunan askerlik şubesine gitmeksizin en yakın şubeden gerçekleştirilmesini sağladık. Örneğin asker adayımız askerlik işlemlerini yaptırmak için Ankara'dan kalkıyor, 60 kilometre ötede Ayaş'a, Kızılcahamam'a gitmek zorunda kalıyordu. Şimdi ise Ankara merkezdeki askerlik şubesinden tüm işlemlerini yaptırıyor. Tabii bu durum nüfusu az ilçelerimizde işlem sayısının azalmasını da beraberinde getirdi. Şimdi biz bir kanun değişikliği yaparak öncelikle ilk yoklama, yedeklik yoklaması ve askerlik meclisini kaldırıyor, vatandaşımızın askerlik işlemlerini azaltıyor ve bu suretle hızlandırıyoruz. Ayrıca işlem hacmi düşük 181 ilçede askerlik şubelerini kaldırıyoruz. Bu ilçeler 45 dakika, 1 saat uzaklıktaki en yakın askerlik şubesinin bünyesine dahil olacaklar. Bu şekilde yani 181 ilçe askerlik şubesini kapatarak yıllık 40 milyon Türk lirası bir tasarruf sağlayacağız. Yani 40 trilyon eski rakamla. 181 ilçe askerlik şubesindeki 181 subay, 181 as subay ve 600 sivil memur kadrosunu da yoğunluğu daha fazla olan şubelere sevk edeceğiz. Yine bu düzenlemeyle 1500 Erbaş kadrosu Genelkurmay Başkanlığımıza iade edilecek ve buradan da önemli bir tasarruf sağlamış olacağız. Daha da önemlisi bu 181 ilçemizdeki askerlik şubelerinin uygun olan binalarını Milli Eğitim Bakanlığımıza devretmeyi planlıyoruz. Bunu da gerçekleştirdiğimizde okul öncesi eğitim maksadıyla kullanılacak önemli miktarda bir okul ve derslik kazanımı da elde etmiş olacağız. Bu yeni uygulamanın da ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bir başka yasa tasarısını kadın ve aile bireylerinin şiddetten korunmasına yönelik yasa tasarısını da yine dün Bakanlar Kurulumuzda görüşerek kabul ettik. Bu tasarıyla hem kadın ve aile bireylerine yönelik şiddetin önüne geçmeyi hem de şiddete maruz kalan bireylerin çok daha güçlü ve sağlıklı şekilde korunmasını öngörüyoruz. Şiddete maruz kalan ya da maruz kalma ihtimali olan bireyler illerde vali, ilçelerde kaymakamlar tarafından koruma altına alınabilecek, barınma imkanı sağlanacak, gerektiğinde kendilerine koruma verilecek. Hatta çok daha acil durumlarda bu tedbir kararını kolluk amirleri de verebilecek. Şiddet veya şiddet ihtimaline karşın çok sayıda ve etkili tedbiri bu yasayla uygulamaya geçiriyoruz. 150 sivil toplum örgütüyle istişare ederek hazırlanan bu yeni tasarının da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabulünün ardından Türkiye'de yeni bir dönemi,
yeni bir süreci başlatacağına inanıyor. Hayırlı olmasını yine Allah'tan temenni ediyorum. Evet, değerli arkadaşlarım, ben bütün hafta boyunca meclis çalışmalarında sizlere, grubumuza başarılar dilerken, Sağlık İş Sendikamızın yıllar yılı başkanlığını yapmış olan, gerçekten vefakar, cefakar bir insan olması hasebiyle, kendisini çok takdir ettiğim, saydığım Mustafa Baş abimiz diyeceğim, ebediyete intikal etti, rahmeti rahmana kavuştu. Yarın öğle namazı Hacı Bayram Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Ardından da inşallah Taceddin dergahında defnedilecek. Kendisine Allah'tan rahmet dilerken ailesine ve tüm sağlık iş camiasına başsağlığı temennilerimi diliyorum. Ve bu vesileyle de sizlerin şahsında aziz milletimizi, tüm misafirlerimizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sayın Başbakanımıza teşekkür ediyoruz. Değerli arkadaşlar, değerli misafirler.